TV 8 ev sineması kuşağı için çekilen Dargın Kuzenler filminin setine Polonezköy'e gidiyor. Filmin başrol oyuncuları Ersin Korkut ve Yeşim Ceren Bozoğlu ile yaptığımız kahkaha dolu sohbeti getiriyoruz ekranlara. Ersin Korkut, rol arkadaşı Yeşim Ceren Bozoğlu'nu neden susturmaya çalıştı? Film içinde film. Vurma. Vurma. 20 yıldır ekran önünde olmasına rağmen Yeşim Ceren Bozoğlu bu filmin çekimlerinde neden çok zorlandı? En zor kısmını söyleyeyim, ne sıcak ne işte uzun çalışmak. Ersin Korkut yüzüğü taktı, açıklamayı Yeşim Ceren Bozoğlu yaptı. Ersin Korkut evleniyor. TV8 Ev Sineması Kuşağı projesi için çekilen Dargın Kuzenler filminin Polonezköy'deki setindeyiz. Başrollerini Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Ersin Korkut, en son O Hayat Benim'de Nuran olarak izlediğimiz Yeşim Ceren Bozoğlu, Düğün Derneği'nin damadı Ulaş İnan Torun ve Oscar'lı Argo filminde rol alarak adını Türkiye'den önce Amerika'da duyuran Olgu Baran Kubilay'ın paylaştığı filmin çekimleri görüntülerden de anlaşıldığı gibi çok eğlenceli. Güzel, hoppa! Kayıt devam ederken kamera kadrajının dışına çıkan Ersin Korkut muzipliklerine devam edince bakın Yeşim Ceren Bozoğlu nasıl zor durumda kalıyor. Hummalı çalışmaya birkaç dakika da olsa ara verildi. Hemen filmin başrollerinden Ulaş İnan Torun'un yanına gidelim ve karakterler hakkında bilgi alalım. Hepsi paranın peşinde koşan, kafası az çalışan insanlar. Film birbirine küs dört kuzenin dedelerinin mirasını almak için en hafif tabirle çevirdikleri dolapları ve her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırmasını anlatıyor. Yani Köyden indim Şehre filminin modern versiyonu gibi. 1344 Böyle anlatırken aklıma o şey geliyor, Kemal Sunal, işte Metin Akman. Bizim de okurken aklımıza geldi. Şimdi de Yeşim Ceren Bozoğlu ve Ersin Korkut'un yanındayız. Kavurucu sıcaktan korunmak için bir ağaç gölgesine sığınmışlar. Film komedi ama kamera arkası daha da komedi. Ersin Korkut nedeniyle çekimler sürekli uzuyormuş. Neden acaba? İşlerin de yanlış anlaşılmasın Ersin. Az önce ekranlarınıza getirmiştik, hatırlarsınız. Ersin Korkut rol arkadaşını çekimler sırasında güldürüp zor duruma düşürmüştü. Yeşim Ceren Bozoğlu intikam almaya niyetliydi. Çapkınlık maceraları var bildiğiniz üzere. Ya Allah'ım. Milletin en zayıf noktamda mı? Başa geldi ya. Bir şey yok ya. Öyle bir şey yok, uyduruyorlar. Siz set ekibine sorun, bak o kadar kazanama kişi geliyor. Ya. Sorun abi. Kazanama, Allah sorun. Büyük çapkın. Yapacak hiçbir şey yok. Adım çıkmış. Adın mı çıkmış? Allah. Senin hiç günahın yok çünkü. Ersin Korkut konuyu değiştirmeye çalışıyor ama pek başarılı değil. Ama canım, film de çok güzelmiş de ekip çok anlaşıyor. Aile gibi olduk. Nasıl? Bunları hep konuştuk. Detayı aldın mı, bir daha ben oynayayım mı? Nasılsın diye. Evet, oradan başlıyor. Ekipte rolüne bürünmekte en zorlanan isim Yeşim Ceren Bozoğlu. En zor kısmını söyleyeyim. Ne sıcak ne işte uzun çalışmak. Bunlarla oynarken gülme beyci, damak ısır, yalandan kaşını kırpıştır, nefesini tut. Saçma sapan şeyler yani, çok zor. Film biter bitmez tüm ekip soluğu tatilde alacakmış. Tam tatil planları anlatılırken Yeşim Ceren Bozoğlu şoke eden bir açıklama yaptı. Kısa bir tatil yaparız, ondan sonra zaten yeni sezonda. Ersin evleniyor. Yeni sezonda. Öyle bir vakti yok. Zaten evli. Evleniyor. Biz hemen oltaya gelmeyelim. Bu açıklama şaka mı yoksa Ersin Korkut gerçekten evleniyor mu? Dargın, sen ne yalancı çıktın ya. Dargın kuzenler yok, olarak öyle bir karar aldık. Genç kızlara üzücü haber, Ersin Korkut evleniyor. Ya aman sen var ya. Ersin Bey ısrarla inkar etse de Yeşim Hanım evleniyor diye üsteliyor. Gerçek mi şaka mı yakında anlarız. Gülhan Tekin bu filmde benim eşim oynuyor ve bu filmde baksana bir babayım ben. Baba karakteri oynuyorum. Bir de Efe diye bir oğlum var. O yüzden şimdi bu bekarım. Bekarım, kalbim boş.
Açılışı olduğu gibi kapanışı da iki ünlü oyuncu birlikte yapıyor. Dargın Kuzenler TV8'de çok komik bir hikaye çekiyoruz. Ekipçe çok çalıştık. Bütün rollerimize güzel güzel hazırlandık. Şimdi Ersin Korkut size Dargın Kuzenler TV8 diyecekmiş. Dargın Kuzenler TV8 yakında.